Merhabalar sevgili oğlak burçları, güneş yükselen ay burcu oğlak olanlar nasılsınız? İnşallah çok çok iyisinizdir. Bugün Ekim ayına özel bir kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden çok güzel, çok hayırlı bir ay diliyorum her birinize. Her şey güzelliğiyle gelsin diyorum. Bakın önünüzde resmen yani arkadaşlar bir topak varmış. Hayatınızın içerisinde artık bu dışarıya çıkıyor. Yani sizin ailenizin bakın hanenin içine de ulaşıyor. İsterseniz iş hayatında bu problemi yaşayın. Okulda yaşayın. Yani hanenin dışında yaşamış olun. Haneye ya da dibinizdeki insanlara bunun enerji, etkisi, maddi manevi durumları biraz yansımaya başlamış. Ama gördüğüm kadarıyla artık sizler bunu içinizden atmış. Bununla alakalı çok da rahatlamış görünüyorsunuz. Hanenizden çıksın, gitsin diyorum. Hemen şöyle şu güzelliklere bakar mısınız? Maşallah diyelim. Yani ben maşallahımı söyleyeyim benim nazarım değmesin de. Çünkü çok beğendim. Şimdi önceki tip kısma baktığımız zaman karşılıklı olarak birisiyle bir görüşmenizi görüyorum. Yalnız bu kişinin size karşı bir e, göbeğinin uzantısı var. Yani sizinle bir kan bağı olabilir. İşte belirli anlaşmalar, ortaklıklardan dolayı bir bağı olabilir. Bu kişi size bu aralar biraz daha yakınlaşmaya çalışabilir. Çünkü hemen arkasında bakın S harfleri falan görünüyor. Yani bu kişi size doğru bir yol uzatmaya çalışıyor. Sizinle hani belki sizden çok memnun ya da sizinle bir küslüğü varsa bu insanın işte çocuk sizin ortak bağınız olabilir bunun gibi veyahut da size karşı bir gebeliği olabilir. Bununla alakalı olarak size kendisini daha çok sevdirmeye, işte bir şeyler iyi gidiyor, daha iyi olsun diye bir çabası olabilir veyahut da siz ona ama şikayet etmeyin. Hani dedim ya bir gebeliği var size karşı. Siz Ondan ayrılmayın. Siz onu bırakmayın. Siz elinizi onun üzerinden çekmeyin. Siz ondan ayrılmayın diye daha da böyle fazlaca çabalayan bir insan var. Durumun ne olduğu önemli değil. Bir kişi sizinle bağını daha da kuvvetlendirmek istiyor. Bu partner bile olabilir. yani biz partneriz. Aramızda bir resmiyet yok. Yani beni bırakmasını çok istemiyorum. Niyetimi de ciddiyetini anlasın. O yüzden ben ona işte evlilik yolu uzatıyorum. Gibi bakın bir ciddiyet bunlar olabilir. Ee, sizinle sözleşmelerini yeniden yenileyebilir bazı insanlar. İster kiracı ister ev sahibi isterse iş olsun. Bakın bu tarz durumlar olabilir. Yani kötü değil. Yani karşı taraf belki zora girecektir maddi manevi bilemem. Ama benim burada gördüğüm şey sizin için güzel olduğu. Karşı tarafın sizinle arasını daha da iyi yapmak için sizinle daha fazla zaman vakit geçirmek ya da sizin tarafınızdan hayattan böyle atılmamak adına size böyle biraz yağ çekme durumları olabilir. Onun haricinde şöyle bir baktığım zaman arkadaşlar yine burada karşılıklı bir konuşmanız var ama burada can hıraş bir konuşma olayınız var. A, S, G ve U harfleri içerisinde olan bir konu konuşuluyor. Bu A harfi olduğu için işte aşk olabilir, sevgi olabilir, ee, çocuklarda belki bu harfler var onların olayları değil mi? Mesleki bir şeyler, gelişimle alakalı, dediğim gibi sınavlar şu, bu ya da bir şehir, bir yer olabilir. Yani bir şey konuşuyorsunuz ama karşınızdaki insan çok sakin. Fakat arkadaşlar siz o kadar sakin kalamıyorsunuz. Sağ tarafta olması da şunu söylüyor. İyi ki sakin değilsin. iyi ki karşı tarafla kavga eder gibi konuşuyorsun. Çünkü karşı tarafı yani böyle köşeye sıkıştırmışsınız. Böylece istediğinizi yapabiliyorsunuz. Belki önceki zamanlarda daha böyle sevgiyle ilgili sessiz sakin yaklaşıyordunuz, çok zaman veriyordunuz ama Ekim ayında artık hani yeter. Demek ki sen laftan anlamıyorsun. Sana bağırmak gerekiyor. Sana kızarak konuşmak gerekiyor. Sana tatlı dil yaramıyor. Ricadan anlamıyorsun. O yüzden hani biraz demek ki hani çoluk çocuk olabilir, aile bireyleri olabilir. Belki defalarca bir konuda arkadaşınızı uyardınız anlamadı. Bu sefer hani ciddi bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Ancak böylelikle kişinin kafasındaki o e, düşünceyi falan ancak böyle değiştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi hareketlerinden memnun olmadığınız bir şeyler var. Ancak bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Yani kimse istemez bağırsın uğraşsın etsin. Ama dediğim gibi bakın hep e, sizin bir çabanız. Hep sizin böyle bir e, sağlam durmanız gerekiyor. Hiç böyle kırılmamanız gerekiyor ve Ekim ayı da sizi böyle biraz zorlayabilir açıkçası. Ha istediğiniz oluyor mu? İstediğiniz yapılıyor mu? Evet. Ama burada dediğim gibi sesinizin daha çok çıkması. aman susayım, kenarda durayım, hiç karışmayayım diyeceğiniz olaylar değil. Hayır, tam tersine böyle üzerine gitmeniz, belki bağırıp çağırmanız gereken sesinizi biraz belki yükseltince daha kıymetli olursunuz. Böyle bir olay görünüyor. Buraya geldiğim zaman zaten sağ tarafta olduğu için iyi yorumladım. Bu tarafta olsaydı bakın yorumum değişecekti. Buraya geldiğim zaman ben ne görüyorum biliyor musunuz? Güçlerini birleştirmiş birkaç insan görüyorum. Bu genellikle birleşelim ev alalım işte herkes parasını ortaya koysun bir şeyler yapalım tatile gidelim şöyle böyle. Ama bakın herkes ortak bu mal mülk paylaşımları ya da bir hasta insan varsa bir ay orada kalsın bir ay bende bir ay sende kalsın diye hani böyle bir paylaşım yapılıyor ya bu tarz olabilir. Çeşitli projeleriniz görevleriniz işbirlikleri birlikleri veya hatta ortak bir şeyler yapıyor olabilirsiniz. Dedim ya burada zaten biri sizinle bir bağlantı kurmaya çalışıyor sürekli olarak. Sizi bir şeylere belki dahil etmeye çalışıyor. Belki gönlünüzü almaya çalışıyor. E, koptuğunuz bir arkadaş grubu ya da aile varsa bakın. Burada tekrar bir, bir şeylere dahil olma ya da gidenlerin geri gelmesi gibi bir durum olabilir. Aile tekrardan bir araya gelebilir. Buraya geldiğim zaman gelecekte alakalı arkadaşlar bakın adım adım daha doğrusu basamak basamak bir düşünce içerisinde görünüyorsunuz. Yani böyle bir enerji var. Hani şunun bir yapsak ondan sonra önümüz açılacak ve biz bu basamaklardan gidebileceğiz. Hele şu basamağın bir başına gelelim e, gibi bir durum var. Yalnız arkadaşlar çok güzel görünmesine rağmen bakar mısınız? Burada bununla ilgili o kadar dediko dedikodu olmuş ki ya inanılmaz görünüyor. Ne oldukları da belli değil ama hepsi patlamış. Böyle patlaması şu anlama geliyor bu baloncukların. Hepsinin birer göz olduğunu ve bu gözlerin teker teker pıtır pıtır patladıklarını düşünün. Yani e, bu iyi bir şey. Ve hem sağ tarafta olması hem de gelecek kısmında olması. Dedim ya burada da sizin geleceğinizi kapatan şeyler olmuş. İlla birebir böyle ben senin geleceğini kapatacağım, önünü kapatacağım denmesine gerek yok. Bazı insanlar konuşmalarıyla bile negatif enerjisiyle size nazar değdirebiliyor. E, sizin mesela bardağınızı beğenir dans çat diye çatlayıverir, kırılır, başına bir şey gelir. İlişkiniz hakkında iyi dileklerde bulunur aslında ama öyle bir gözü kalmıştır ki ilişkiniz birkaç gün sonra güme gitmeye başlar. O iyi anlattığınız şeyler, iş, güç, enerjik şeyleriniz hepsi çöpe doğru gitmeye başlar. Bakın bu tarz bir olay yaşadıysanız ki artık kimayla beraber geride kalır bu inşallah. E, buralarda bir rahatlama olayınız görünüyor. Dediğim gibi bu gözlerin patlaması bu köpük köpük yerlerin patlıyor olması kim ne konuştuysa yani ağzıyla mı konuşuyor ağzı patlasın başka tarafıyla mı konuşuyor başka tarafı patlasın gözüyle mi gözü mü kaldı gözü patlasın yani öyle bir anlamı var aslında ve çok kalmak istemiyorum orada şimdi ki bu da sizin önünüzün açılmasını sağlıyor Buraya geldiğim zaman, burada bir kahraman gibisiniz arkadaşlar. Yalnız kanadınızın bir tanesi açılmış, diğeri henüz açılmamış. Dediğim gibi burada basamakların, merdivenlerin size açılmasını bekliyorsunuz. Ee, yalnız bakın kanadınızın diğer tarafı yukarıda, yani bir sonraki aşamaya artık geçmeniz gerekiyor. Belki maddi, belki manevi olaylardan dolayı korktuğunuzdan ya da Bazen hani insan bir şeyi bekliyor Yani bana bir tarih verildi Pınar Ve bu Ekim ayında bile değil Ta Kasım ta Aralık şu tarih verildi Ve ben gerçekten uçmak için Ya da özgürleşmek adına Borçtan sıkıntıdan özgürleşmek adına Evet kanatlarımın bir tanesi benimle alakalıydı Çoluk çocuk da olabilir bu Ama diğer için beklemem gerekiyor Devletten şuradan buradan mahkemeden haber gelecek Ancak öylelikle buradan bir kurtulma O olaydan sıyrılma olabilir İşte o artık bireysele giriyor Herkes kendine göre alsın. Demek ki bir yerlerden güzel şeyler gelebilir. Önünüzde bu görünüyor ve sizi bu sıkıntıların, sıkıntılı insanların ya da durumların içerisinden kurtarabilir. Buralar arkadaşlar çok fazla böyle dalgalanmalar var. M harfine benziyor ama değil. Çok dalgalanmalar var. Bu kadar dalgalanmalar genellikle içsel anlamda yaşadığınız huzursuzluğu anlatıyor. Sürekli ya bir şey olursa ya iyi gitmezse işte eski partnerim tam evlendim ya eski partnerim bir anda şak diye yazı verirse yani bir anda böyle kendi kendinize negatif düşünceleri aklınıza getirdiğinizi biri öhü öhü yaptığı zaman 3-4 gün ay acaba ciğerlerinde ne problem var deyip çok böyle evham yaptığınızı genellikle anlatıyor. Ve hani her şey mükemmel olsun isterken mükemmel olmaması, iyi olması sizi rahatsız ediyor. Daha iyisi olabilirdi. Niye bununla yetineyim? Düşünceleri sizi biraz rahatsız edebilir. Bakın hayat size o kadar çok yol getiriyor ki yani maşallah diyorum. E, hatta bir tane bakın üçgeniniz var değişimi getiriyor. E, hatta böyle insanlar bulunduğunuz toplum yer konum alarak da değişebilirsiniz. İnsanların arasındaki e, konumunuz yükselebilir. Yükselebilir bakın. Bu bir. İkincisi burada bir kapınız görünüyor. Bu kapı güzel bir kapıya benziyor. Size çünkü işaret ediliyor. Yani bu kapıdan git şu insanı seç bu bölümü seç. Bunu böyle yap. Paranı şuraya yatır. Yani bu tarz şeyler duyduğunuzda bu bana bir işaret olabilir deyip biraz o tarafları böyle araştırmanız önemli olabilir. Kağıt işleriniz var. Bakın kağıt işlerinin içi yazılmaya başlamış. Burada güzel bir ilerleyiş var. Hiç korkmanıza gerek yok. Hayırlısı uğurlusu olsun. Diğerlerine baktığım zaman kimsenin zamanında önü kapanmış. Şimdi tekrar açılıyor. Ama hepsinde şu olay ortak. Hep konuşuyorsunuz. Yani konuşmadan hiçbir olayı halletmiyorsunuz yani tek başıma kalkayım iş yapayım olaylara değil ortak karar alalım oturalım konuşalım iyi ya da kötü ona göre ilerleyelim yani kimseye sormadan pek bir şey yapmıyorsunuz en azından fikrinizi söyleyip de bir e, durumunuz var ve tabi ki bunlar sizin gitme gelme ve benzeri yollarınız evlilik yollarınız süreçleriniz olabilir mesela burada bakın e, en basitinden söylüyorum burada sizi çok normalde rahatsız etmiş olan hani yatıyorum ama Keyfim yok yatıyorum ama uyuyamıyorum sıkıntımdan dediğiniz bir olayın devamı geliyor. Yani sizin artık rahat uyuyuşunuzla alakalı kafanızı artık o konuya takmayışınızla alakalı bir gelişme görünüyor. Hani e, çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü zaman çok ilerliyor. Yani yollarınız çok güzel. Sizi de inşallah sıkıntıdan, problemden kurtar ama genel olarak ben herhangi bir böyle aa siz çok sıkılıyorsunuz, çok kötü şeyler var diyeceğim bir şey görmedim. Sadece dediğim gibi üzerinizdeki negatifi biraz daha attığınız bir ay olduğu için bu negatiften kurtulmak, hani hastalıktan bile kurtulurken diyelim ameliyat oluyorsunuz. İşte o ameliyat anı çok zor. Siz şu anda diyelim ameliyat oluyorsunuz, Ekim ayı bir ameliyat. Ondan sonraki süreç biraz daha e, hani bir ameliyat olmuş bir insanın o siniri, öfkesi, istediğini yaptırma, istediği olmadığı zaman rahatsız olma, e, gereksiz konuşulanlardan öf başıma ağrıdı susun artık denmesi ee, ve hani sizin varsa bir acınız bunu paylaşma size yardım etme olayları. Yani biraz daha bakın böyle görünüyordu. Bir hastalıktan kurtulmak için bile e, ilaç kullanma süreci bir ağrı süreci olabiliyor. Sizin iki mayınız biraz daha sizi yukarıya çıkarabilmek için sizi e, böyle tedavi etmeye çalışıyor. Öyle diyebiliriz aslında bu ay için. Ve bakın birisiyle sanki böyle ağzınızda bir şey var bunu paylaşıyorsunuz. Sevdiğiniz bir insan. Yani e, çok uzun zamandır sanki içinizde tutmuşsunuz. Şimdi sanki arkadaşlar ağlıyor ağlıyor yeter artık bıktım sıkıldım. E, minam bulanıyor karnım ağrıyor yeter artık deyip böyle bir e, duygularınızın bir boşalma durumu olabilir. Ortalığı karıştıran bir insan var. Bu kişiyi bulup eziyorsunuz. Artı sizinle bakın sürekli iş olabilir aşk olabilir ailevi olabilir bakın hem burada hem de burada bir bağlantı sağlamaya çalışan insanlar açık ve net bir şekilde görünüyor. Bir de burada tam bir göz var. Ee, yani kötü bir göz değil, ama sizi fazla izliyor. Yani sizin hareketlerinize çok bakan bir insan var. Yani becerebiliyor musunuz? Yapabiliyor musunuz? Bu şekilde görünüyor. Üç tane niyetiniz var. Bilemem artık aşk mı dilediniz, iş mi dilediniz, para mı dilediniz. Ama e, üçü birden çok güzel görünüyor. Hele ki şu arkadaşlar çok güzel bir şekilde yolunda ilerliyor. Ne dilediyseniz, herkes için hayırlı ise e, gerçekleşsin diyorum. Bir de burada gözlerinizi bir şeye kapatmışsınız ama kokluyorsunuz. Yani görmüyor gibi davranıyorum ama aslında... Pis bir şeyler var. Kokusunu alıyorum. Hadi bakalım. Ama şu an için görmemezlikten geliyor. Yani çocuğum ders çalışmayı bıraktı. Partnerimde bir değişiklik var. Söylemiyorum. Ama kokusunu alıyorum. Yani biraz daha bekleyeyim. Kokusu çıkıyor zaten. Hani bazı olayların. Ee, hani dedim ya. Belki birilerine böyle biraz kızıp bağırmak gerekiyor. Ayın başında... Bir şeylerden şüphelenebilirsiniz ama ilerleyen dönemlerde bunu bir acısını çıkartma durumunuz olacak. Kişi de anca böyle kendini e, yani şunu diyebilir. Vay be oğlak Burcu ne kadar dikkatliymiş ne kadar beni izlemiş bir de susmuş sabretmiş. Demek ki gerçekten hani bana zaman vermiş şans vermiş e, ben kendimi düzeltmem gerekiyor deyip böyle bir e, akli melekelerinin yerine gelmesi gibi bir durum olabilir. Ya da sizi üzüyor bu hareketleri. Yani çoluk çocukları, aile bireylerdir vesaire. E, haliyle hani üzmek istemiyorum deyip kendini bir toparlayabilir. Şöyle bir kendine çeki düzen verebilir. Benim söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlarım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.